TV Kayseri ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'deki gerginlik ortamını biz değil, ne yazık ki muhalefet üretiyor diyen Özhaseki, rakiplerimizi sokaklarda ve meydanlarda göremiyoruz dedi. AK belediyelerin çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya Özhaseki, belediye başkanlarıyla yakından ilgilendiklerini, her şehirde anketler yaparak vatandaşların tepkilerini ölçtüklerini belirtti. Özhaseki, belediye başkan arkadaşlarımızla yakından ilgileniyoruz. Çalışmaktan yana hiçbir sıkıntıları yok. Eser üretiyorlar. Karşı tarafta eser ve hizmet yok. Algı operasyonu belediyeciliği var. Dehşet paralar harcayarak bunları yapıyorlar. Ama hamdolsun AK Parti belediyeciliğinde böyle bir şey yok. Eser var, hizmet var, bunların vatandaşa yansıması var diye konuştu. Özhaseki, şişirme anket sonuçlarıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve seçmeni kandırmaya çalıştığını, hakikatin 15 yıldır ortada olduğunu belirterek muhalefet partisinin algı operasyonlarına yüklendi. Siyasi hayatı boyunca CHP'nin algı oluşturmaya çalıştığını ve seçimlerde de sürekli bu algıların yıkıldığını belirten Özhaseki, para verilip yaptırdıkları ısmarlama anketlerde 2'ye hatta 3'e katlayabilirler. Bir anket firmasının sahibi bana şöyle bir şey anlatmıştı. Bir belediyenin anketini yapmış. Anket sonucundan memnun olmayan basın yayın müdürü sonuca itiraz etmiş. Anket firması da başkanı başarılı bulanların oy oranı %95'e çıkaralım. Size oy verecek olan vatandaşın oranını %75-80'e çıkartalım isterseniz demiş. Kemal Bey'in anketleri aynen bu şekilde dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, asgari ücretin iyileştirilmesinin iyi bir çalışma olduğunu ifade ederek, fındık, çay ve üzüm fiyatlarında yaptığımız iyileştirmelerle vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Fiyat artışlarını en asgariye indirip alım gücünü korumaya çalıştık ve bunu da başardık. O yüzden de çok rahatız. Mitingler bizim için çok büyük göstergelerdir. Kayseri'de 70 bin, Ordu'da 50 bin, Manisa'da 50 bin kişiyle çok büyük bir coşku vardı. Karşı partilere baktığımızda Yalova'da 1000 kişi var ya da yoktu. Tekirdağ'da yapılan mitingde durum aynıydı. Protesto eden işçiler daha fazlaydı. Meral Hanım topladığı insanlarla sokaklarda geziyor, mitingler yapamıyor. Halkın teveccühü ortada ama rakiplerimizi sokaklarda ve meydanlarda göremiyoruz diye konuştu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la sık sık toplantılar yaparak önümüzdeki seçimlere hazırlandıklarını belirten Özhaseki, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda seçim beyannamesine ilişkin herkesin fikirlerini söylediğini belirtti. Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü. Biz erkenden bütün çalışmalarımızı yaparken karşımızdakilere bakıyoruz. Yedili masa herkesin malumu. HDP'den bağımsız asla hareket edemeyen bir masadan söz ediyoruz. Hala masaya nasıl oturacaklarının, kime ne zaman gidip çay içeceklerinin tartışmalarını duyuyoruz. Ama Türkiye ile alakalı bir şey duyamıyoruz. Ekonomide ne yapacaklar, siyasi olarak ne çalışma gösterecekler hala bilmiyoruz. Sosyal konulara nasıl baktıklarını bilmiyoruz. Süslü bir cümle kullanıyorlar, güçlendirilmiş parlamenter sisteme doğru gideceğiz diyorlar. Bunun anlamı şu. Biz yedili koalisyon kuruyoruz. Net söylüyorum, sokakta görse birbirlerine selam vermeyecek olanların bu durumlarda oluşu bütün vatandaşlarımız tarafından görülmektedir. Birbirine yakın koalisyon hükümetlerin bu ülkeye neler yaşattıkları ortada. İster Kemal Bey aday yapsınlar, ister kerameti kendinden menkul başkanlarına aday yapsınlar. Hiç fark etmiyor bizim için. Biz sadece çalışacağız, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Bunlar bizim için yeterli diye konuştu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurarak öldürdü. İlçeye bağlı İlden Fatih Mahallesi Kurban Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç.'nin elinde bulunan tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun 25 yaşındaki babası G.Ç.'ye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde GÇ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen GÇ'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki Kültepe Kaniş eserleri ve endemik bitki türleri sergisi açılış törenine katıldı. Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 alanda kazı çalışmalarına destek veriyor. Her birinden de gerçekten gün yüzüne çıkan değerlerimizle Kayserimiz daha da önemli ve anlamlı boyut kazanıyor dedi. Birbirinden önemli, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Açık Hava Müzesi niteliğindeki Doğa ve Tarih Hazinesi Kayseri'nin dünyaca ünlü Kültepe bölgesine ait tarihi eserlerle endemik bitki türlerinin yer aldığı Kültepe Kaniş eserleri ve endemik bitki türleri sergisi açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kültepe Kaniş Karım Örenyeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu, Kayserili araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu'yla çok sayıda yerli ve yabancı turistle vatandaşlar katıldı. Kayseri Müzesi'ndeki eski Kaniş eserlerinin restorasyonu ve tanıtımı için sürdürülebilir Türk, İtalyan ve Yunan ortak projesi kapsamında düzenlenen Tarih ve Endemik Bitkiler Buluşuyor, Kültepe Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri sergisi açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 8 tane alanda kazı çalışmalarına destek verdiğini vurgulayarak şunları aktardı. Kayserimiz bir açık hava müzesi niteliğinde. Gerçekten her köşesi bir tarih kokuyor. Medeniyetler şehri Kayseri diyoruz. Kadim medeniyetler şehri Kayserimizi. Tabii ki biz gerçekten bu değerlerimizi insanlıkla buluşturmak, sahiplenme duygusunu oluşturmak amacıyla da birlikte çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 tane alanda kazı çalışmalarına destek veriyor. Her birinden de gerçekten gün yüzüne çıkan adeta değerlerimiz ile Kayserimiz daha da önemli ve anlamlı bir boyut kazanıyor. Malumunuz 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan değişik fosillerin bulunmuş olması Kayseri'nin paleontoloji ve jeomorfolojik bağlamda yeniden değerlendirilmesinin çok önemsendiğini ve mutlaka bunun yapılması gerektiğini kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte. Yurt dışından değişik bilim adamlarımız Kayserimizi bu anlamda ziyaret etmekte. Biz de bununla ilgili bir müze çalışmasını sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. İkincisi, en önemlisi, 70 yıldır Kültepe Kaniş Karım diye bilinen rahmetli Tahsin Özgürç hocamız dahil bu süreç içerisinde emeğe geçen onlarca bilim adamının şehrimize adeta bir katkı sağlayan ve değer katan yaklaşımıyla Kayseri'nin gerçek manada ticaretin merkezi olduğunu, ticaretin yasalarının, sosyal içerikli yasaların Kayseri'de yazıldığını da hep beraber gözlemlemekteyiz. O açıdan da yine anlamlı ve önemli bir çalışma. Bu çalışmaların hem Avrupa Birliği projesiyle daha farklı boyutlara taşınması hem de dijitalize bir hale getiriliyor olması, sayısallaştırılması ayrıca bizim için önemli ve anlamlı. Şu anda içerisinde bulunduğumuz kalemiz dahil, arkeoloji müzemiz dahil, tarih kokan ve bu değerleri barındıran bu yaklaşım ile bu çalışmalarımızı yapar iken şehrimizi turizm odaklı değişik alanlarda tanıştırmak, buluşturmak ve hak ettiği yere getirme adına da ilçe belediye başkanlarımızla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü şehrimizin doğusunda ayrı bir değerler, batısında ayrı bir değerler, kuzeyinde ve güneyinde ayrı değerlerin olduğunda hepimiz farkındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kazı çalışmalarını 12 aya kadar çıkarmasından dolayı teşekkür eden ve Kayseri'nin eşsiz tarihli turizm değerlerine değinen Başkan Büyükkılıç, belediye olarak müzelerle, kazılarla, tarihi eserlerle ilgilenmeme gibi bir tercihlerinin söz konusu olmadığını söyleyerek şunları dile getirdi. Bu değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini, Kültür Bakanlığımıza ben teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı yaparken kazı çalışmalarında 12 aya çıkartmış olmasını da önemli buluyorum. Biz diyoruz ki, arkadaş, müzeden bize ne, ya da kazılardan bize ne, ya da falan tarihi eserden bize ne, ilgili kurum ilgilensin ya da çalışma yapsın. Böyle bir lüksümüz de yok, fantazimiz de yok. Allah'a şükürler olsun, gerek kamu kurum kuruluşlarıyla, gerekse yerel yönetimlerle, valimizin de her zamanki gibi sıcak bakışıyla, el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bu şehri hak ettiği yere taşımak, her alanda
gerçekten bir turizm merkezi olduğunu kanıtlamak, hep birlikte bir zenginlik oluşturarak yolumuza devam etmeyi umuyorum. Kültepe'de 70 yıldır kazıların yapıldığını dile getiren Kültepe Kanişkarum Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu ise Kültepe ve yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler vererek elde edilen yazılı buluntuların, tutulan notların ve belgelerin dijital ortama aktarma çalışması kapsamında 38 bin civarında kaydın dijital ortama aktarıldığını paylaştı. Kulakoğlu açıklamasında ikinci projelerin ise eserlerin restore edilerek salonlara çıkarılması olduğunu ifade ederek Kültepe'nin 70 yıllık hikayesinin sayısallaştırılması, yani Kültepe'de ele geçmiş buluntuların kayıtları dahil olmak üzere 70 yıl önce hocalarımızın tuttukları notlar dahil olmak üzere ve o zaman zor şartlarda çekilmiş fotoğraflar dahil olmak üzere elimizde hangi belge varsa bunları dijital ortama aktarmak istedik. Ve aslında çok da güzel şeyler çıktı. Şimdiye kadar 38 bin civarında kayıt dijital ortama aktarıldı. İkinci projemiz ise Kültepe'de bulunan, aslında sadece Kültepe'de değil, Kayseri Müzesi'nde depolarda korunmakta olan eserleri restore edip bunları tekrar teşhire çıkarmak. Bu bina Allah razı olsun gene Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu bize yapıldı. Gördüğünüz binanın arkası tamamen depo aslında. Bu kadar uzun büyük binanın yarısı depo. Ve bu deponun içinde binlerce, on binlerce eser var. Ve bunların en azından bir kısmını restore edip tekrar salonlara çıkarmak. Bu ay sonunda bu projeler tamamen bitmiş oluyor. Kayseri Müzesi'ndeki Kültepe Kaniş eserleri ve endemik bitki türleri sergisi açılış töreninde Büyük Kılıç sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Törende yerli ve yabancı turistlerle bir araya gelen ve onlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Başkan Büyük Kılıç, öte yandan çocuklarla birlikte kil tablet yapma etkinliğine katılarak onların çalışmasına ortak oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında 45 adet sulama suyu temin amaçlı tesis yapılacağını ve 4200 adet futbol sahası boyutunda 30 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, tarımsal sulamaya yönelik devasa bir projeyi hayata geçirmeye başladıklarını dile getirerek toplam 4200 futbol sahası büyüklüğündeki 30 bin dekar araziyi sulamaya yönelik 45 sulama tesisinin de inşa edilmesi için ihale sürecinin başladığı bilgisini verdi. Toplam ihale bedeli 12.683.823 TL olan 17 sulama projesinin ihalesinin yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, 28 sulama projesinin ise ihale işlemlerini sürdüğünü dile getirdi. Başkan Büyükkılıç konuya ilişkin olarak şunları aktardı. Sulama projemizde 30 bin dekar yani 4200 futbol sahası büyüklüğünde alan sulamaya açılacaktır. Sulu tarıma geçirmesiyle birim alandan daha fazla verim alınacak ve yöremize, çiftçi ailelerimize ekonomik refah yönünde katma değer sağlanacaktır. Suyla çiftçilerimize de, şehrimize de bereket gelecek. Kayserimize de, ülkemize de hayırlı, bereketli olsun diliyorum dedi. Proje kapsamında Develi Çomaklı, Develi Gazi, Develi Öksüt, Develi Sarıkaya, Develi Saraycık, Talas Başakpınar, Talas Alaybeyli, Yeşilhisar Merkez, Yeşilhisar Akköy, Yeşilhisar Kale, Yeşilhisar Erdemli, Yeşilhisar Keşlik, Yeşilhisar Soğanlı, Tomarza Avşar Söğütlü, Tomarza Kesir, Tomarza Çayınlı ve Tomarza Şıhbarak'ta 12.006.823.000 TL bedelli 17 adedin ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Akkışla Merkez, Akkışla Kululu, Akkışla Ganişey, Akkışla Uğurlu 1. kısım, Akkışla Ganişey 2. kısım, Akkışla Gümüşsu, Bünyan Merkez, Bünyan Koyun Abdal, Sarıoğlan Karaözü, Felahiye Büyük Torman, Felahiye Merkez, Özvatan Merkez, Özvatan Tuğlaşah, Özvatan Kermelik, Pınarbaşı Küçügürleyen, Pınarbaşı Tersakan, Pınarbaşı Cinlöğren, Sarız Değirmentaş, Sarız Tavla, Sarız Kırkısrak, Sarız Yaylacı, Sarız İncedere, Sarız Tekneli, Yahyalı Burhaniye, Yahyalı Derebağ ve Yahyalı Çavdar Uşağı'nda 28 adedinin ihale işlemleri devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli tarih ve turizm değeri olan Sultanahını kayturla turizme kazandırıldığını ifade ederek, hazırlıkları tamamlanan ve pazartesi günü hizmete açılacak olan tarihi ana tüm Kayserileri davet etti. Kayseri'nin önemli turizm değerlerinden olan Bünyan ilçesindeki Sultan 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultanahını turizme kazandırma çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret AŞ ile çalışma başlatan Başkan Büyükkılıç yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'nün de hazır bulunduğu incelemede Sultanahını şu an cıvıl cıvıl şenlenmiş diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Vali ile böyle güzel bir çalışmaya imza attıklarını paylaşarak şunları söyledi. 1200'lü yıllara ait olan elbette ki Selçuklu'nun en şaheser bir eseriyle baş başayız. Buradaki kervansarayımız İpek Yolu güzergahı üzerinde Sultan Hanımız da aynı zamanda hemen yanı başında da Büyük Tuz Hisarımız söz konusu. Bünyan bölgesindeyiz. Bu bölgede hemen yine yanı başında Tuz Gölümüz var. Biraz ileride Şahruh Köprüsü dediğimiz yine Selçuklu dönemine ait olan bir eserimiz var. Ve biraz şöyle dışarıya doğru çıktığımızda Karatay bölgesinde Karatay Medresemiz var. Yani kısacası bu bölge adeta tarih kokuyor. Burası açık hava müzesi niteliğinde ama bunların arasında devasa bir eser olarak bu kervansarayımızın yeri apayrı. Biz burayı hem vatandaşlarımızın tanıması hem böyle bir ecdadımızın değerinin bilinmesi adı altında canlandırmak amacıyla da valiliğimizle işbirliği halinde böyle güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Büyükkılıç gerekli çalışmaların Büyükşehir Belediye tarafından sürdürüleceğini vurguladı. Bu çalışmamızda görüldüğü gibi yöresel gözlemelerimizi, aynı zamanda yeme içme mekanı veya ihtiyaçlara cevap verme anlayışı içerisinde de ızgaralar ve diğer yemek çeşitleriyle inşallah vatandaşlarımıza da hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Ama asıl olan gerek bu kervansarayımızın içerisindeki kapalı kısımlar, gerekse dışarıdaki kısımların bilinmesi, görülmesi, buradaki tarihi eserlerin adeta eşi benzeri olmadığını da fark edilmesi. Bu yönüyle gerekli çalışmalarımızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize böyle bir turizm destinasyonu şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkan Büyükkılıç, Kayseri hemşehrilerini tarihi Sultanahını'na davet ederek şunları kaydetti. Elbette ki her yeri gezersiniz, görürsünüz ama başta Kayseri hemşehrilerim diyoruz ki gelin buraları görün, gelin buralarda lezzetlerimizi tadın. Karahıdır bölgesi bu bölgede, yerel domateslerimiz bu bölgede, biberlerimiz, patlıcanlarımız bu bölgede. Adeta her yer lezzet, her yer samimiyet, her yer ben buradayım diye haykırıyor. Ben şimdiden kayturumuzun çok değerli ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Durmak yok. Turizmle Kayseri'yi buluşturmaya devam. Kayseri ve tabii ki Türkiye'yi, tabii ki uluslararası boyutta davet ederek turistlerimizi. Yöresel lezzetlerden bazlama, gözleme, katmer, yöresel kahvaltı, bunun yanında köfte, tavuk çeşitleri ve tost çeşitlerinin yer alacağı Sultanahı'nda Kayseri'ye ait değerlerin hediyelik eşyaları da yer alacak. Başkan Büyükkılıç inceleme sırasında gözleme pişirdi. Yerli ve yabancı turistlerle buluşarak vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle buluşmaları çerçevesinde ilçenin farklı mahallelerinde etkinlikler düzenleyen Melikgazi Belediyesi, mahalle etkinliklerinin ikincisini Güzelköy Mahallesi'nde düzenledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek genç yaşlı herkesle yakından ilgilenen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şunları kaydetti. Değerli gençlerimiz, çocuklarımız, hepiniz Nize'ye, Güzelköy'e, güzel bir etkinliğe hoş geldiniz. Evet, dün güzel bir çalışmayı Gesi'de ve Kayabağ'da Gesi Mesire alanında başlatmıştık. Ben de çocuğumu getirdim, yeğenimi getirdim. Çocukları çok seviyorum. Onların yüzünün gülmesi hem bizleri mutlu ediyor, hem sizleri, aileleri mutlu ediyor. Dolayısıyla maskotlarımız var, palyaçolarımız var.
pamuk şekerimiz var, eğlencemiz var. Onları inşallah hep birlikte mutlu edelim. Ama tabii pandeminin etkisinden de kurtulduk inşallah. Bizler de biraz eğlenelim. Sizlere bir inşallah ikramımız olsun, yemeğimiz. Akabinde de İbrahim Bey konserimiz var değil mi? Ufak bir konser. Dolayısıyla şehir merkezini biraz rahatlatmak, sizleri yormamak için özellikle kadim mahallelerimizde yazın biliyoruz Ankara'dan, İstanbul'dan, yurt dışından birçok misafirimiz Kayseri'ye geliyor, mahalleleri ziyaret ediyor. Burada eski zamanları yaşatacak şekilde zaman geçiriyor. İnşallah sizleri de burada misafir etmiş oluyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Programlar devam edecek. İnşallah bütün mahalleleri bu şekilde dolaşacağız. Cenab-ı Allah bu ülkeyi ilelebet payedar eylesin. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi eğlenceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Çak bakalım. Biraz kuvvetli çak ya. Erkek gibi şöyle. Aferin şair. Bu iyi, biraz daha güçlen. Tamam mı? Hadi bakalım. Melik Gazi Belediyesi toplu temizlik çalışmalarına ilçe genelinde her hafta başka bir mahallede devam ediyor. Gökkent Mahallesi'nde yapılan toplu genel temizlik çalışması sonucu mahalle pırıl pırıl oldu. Daha temiz bir ilçe için çalışmalarına her mahallede düzenli olarak devam edeceklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, İlçe genelinde temizlik çalışmalarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. Mahallelerimiz ekiplerimizin genel temizlik çalışması sonucunda daha nezih ve temiz bir hale geliyor. Vatandaşlarımızın en güzel ve en temiz ortamlarda yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Bugün de toplu temizlik çalışmamıza Gökkent mahallemize devam ettik. Mahallemizi köşe bucak temizleyerek mahalle sakinlerimizin hizmetini sunduk. Temizlik imandan gelir diyerek her gün bir başka mahallemizi temizlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da aynı titizliği bekliyoruz. Temiz yaşam alanlarında buluşmak adına hep birlikte çalışalım. Her şey daha temiz bir Melik Gazi için. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ilçemiz için çalışmalarında kolaylıklar diliyorum dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Kocasinan'ın saklı cenneti olarak nitelendirilen Bayramacı Mahallesi ile ilgili projelerini aktardı. Bayramacı Mahallesi'nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Bayramacı'nın doğa ve tarihle iç içe büyüleyici güzelliğini koruyarak ülke ve Kayseri turizmine kazandıracaklarını vurguladı. Projelerle Kayseri'nin turist potansiyelini artırarak Kocasinan'ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceklerinin altını çizen Başkan Çolak Bayraktar, Bayramacı mahallemizde kendine özgü jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz peribacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Termal kaynağımızı gerek kaplıca gerekse farklı projelerle değerlendirmek ve turizm olarak şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran Kocasinan'ı kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal, sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüyoruz. İlçemizde gizli kalan güzellikleri gün yüzüne çıkartabilmek için çalışıyoruz. Bu güzellikleri hem ülkemiz hem de şehrimiz adına kazanım hale getirmek için gayret içerisindeyiz. Projelerimizde Kayseri'nin turist potansiyelini artırarak Kocasinan'ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz ifadelerine yer verdi. Bayramacı'nın turizm potansiyeli yüksek bir bölge olduğuna dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek ise Bayramacı bölgesini turizme kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Zipline, jetbot ve monster safari aktivitelerinin yapıldığı bölgede Vali Gökmen Çiçek, Başkan Çolak Bayraktar ve beraberindekiler yelekleri giyip jetbotla Bayramacı'nın denizinde incelemelerde bulundu. Renkli görüntülerin oluştuğu inceleme sırasında Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Çolak Bayraktar'a Vali Yardımcısı Doktor Abdullah Kalkan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Cahit Çıngı, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bulu, Cengiz Ekici ve ilgili müdürler eşlik etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 31 Ağustos'ta yapılacak Mali Genel Kurul öncesinde Boğazlayan'da çiftçilerle buluştu. Boğazlayan tarihi günlerinden birini daha yaşadı.
31 Ağustos'ta Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Mali Genel Kurulu öncesinde Başkan Hüseyin Akay, Boğazlıyan'da düzenlenen mitinge katıldı. Hüseyin Akay sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Binin üzerinde traktör ve aracın katıldığı konvoyla ilçe girişinde karşılanan Başkan Akay konvoy eşliğinde miting alanına geldi. Boğazlayan Cumhuriyet Meydanı'na dolduran binlerce çiftçi Başkan Akay'a büyük sevgi gösterdi. İşte çiftçinin lideri. İşte çiftçinin adamı. İşte çiftçinin lideri. Coşkunun adeta zirveye çıktığı alanda çiftçilere seslenen Başkan Hüseyin Akay, çiftçinin gösterdiği güvene, sevgiye, desteğe layık olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 31 Ağustos'ta inşallah Mali Genel Kurulumuzu icra edeceğiz hep birlikte. Güzellik içerisinde icra edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle her türlü güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Buradakinden daha etkili, daha coşkulu bir şekilde 31 Ağustos'ta sizleri bekliyoruz. Birileri içeriden o yangının videosunu, fotoğraflarını birilerine atmışlar. Daha en başlangıcından itibaren onlar da canlı yayın yapmışlar. Yani emin olun o kadar memnuniyetle bunu yayınlıyorlar ki, yayınlamışlar ki ben sonradan öğrendim. O kadar memnuniyetle yayınlamışlar ki bir davuzuna çalmadıkları kalmış. Bir davuzuna çalmadıkları kalmış. Bu Kayseri şeker. Bu Kayseri şeker. Çiftçinin malı. Benim babamın malı değil. Milletin malı, milletin malı. Biz 2011 yılında battığı için devlet tarafından görevlendirildik. Bakanlık tarafından görevlendirildik. Gidin batmış olan Kayseri şekeri kurtarın diye görevlendirildik. Biz geldiğimizde o fabrikanın kapısında şahısların isimleri yazıyordu. Bir gün, bakın bugün hariç Hüseyin Akay'ın posterlerini billboardlarda şurada burada gördünüz mü? Bunlar da, bu posterlere de burada en az katkısı olan benim. Şu toplantıda, şu toplulukta en az katkısı olan benim. Ben sizinle sadece mikrofonda konuşuyorum. Allah razı olsun. Sizler sorumluluk alıyorsunuz. Sizler sahipleniyorsunuz. Boğazyan'daki kardeşlerimiz, her birine teşekkür ediyorum. Minnettarım. Onlar bu işlerden yapıyor. Ve bu fabrika maalesef yansı adeta memnun olacak insanlar gördük biz. Onlar doymaz. İçeride hainlik yapanları gördük. Dışarıda kansızlık yapanları gördük. Yazıktır, günahtır. Bu çiftçinin malından ne istiyorsunuz? Geçmişte yediniz, doymadınız mı? Onlar doymaz başkanım. Biz elhamdülillah Müslümanız. Çok şükür. Ve her bir olayda Müslümanca davranırız. Ama bu davranış biçimi nedir biliyor musunuz? Tam materyalist bir davranış biçimi. Makyavelist bir davranış biçimi. Hedefe ulaşmak için her yol mübahtır anlayışı. Bu makyavelist bir anlayış. Yani fabrikaya gelip tekrardan çökeceklermiş. Bunun için fabrika yansıdı fark etmez. Böyle bir anlayış. Terin ediyorum. Kırıyorum o anlayışı. Değerli kardeşlerim, maalesef Allah bir daha böyle sıkıntıları, acıları Kayseri Şeker'e, başka çiftçi kuruluşlarına, milletin kuruluşlarına, devletin kuruluşlarına, şahısların öz mallarına yaşatmasın. Abi, bu bir felaket. Abi. İnşallah böyle bir şeyi bir daha karşılaşmayız. Ama yani bu da bir kaza. Bunun da yaşanabileceğini görüyoruz, tedbir alacağız. Bundan sonra daha sıkı tedbir alacağız. Neymiş, o kadar komik ki, yani enteresan, o kadar komik ki diyorlar ki evrak yakıyorlar lan. Ne evrak yakıyorum ben ya, Allah aşkına. Ya evrak, su burası da evrak, ne ay, nasıl yanar? Nasıl yanar? Nasıl yanar? Geçen İstanbul'dan bir yetkili geldi. Dedim ki ya, dışarıdan birisi olarak bir Kayseri Şeker'le ilgili kanaatini öğrenmek isterim. Dedi ki, başkanım bizim irtibatta olduğumuz Türkiye'de çok şirket var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki,
Kayseri Şeker bizim pırlanta şirketlerimizin başına geliyor. Allah aşkına biz bu pırlantayı hep beraber oluşturduk. Hep beraber. Çiftçisiyle, çalışanıyla, yönetimiyle hep beraber oluşturduk. Ama hep beraber de koruyacağız. Tamam mı? Hep beraber koruyacağız. Öyle burada kuşa yem etmek yok. Kayseri Şekeri batakta bulduk ama artık bataktan kurtulduk. Kayseri Şekeri zirvede. Erciyes'in zirvesinde. O zirvede kalacak Allah'ın izniyle. Yani hiç kimse onun eteğinden bile tutamaz Kayseri Şekeri'nin. Hak etmeyin hiç kimse. Orası çiftçinin malı Allah'ın izniyle. Evet, bu temliği Türkiye'de şu anda biliyorsunuz biraz ekonomik kriz var. Finansal kriz de oluyor. Dünyada olan Türkiye'de de elbette yaşanıyor. Bu Türkiye'nin kabahatinden kaynaklanan bir şey değil. Dünyadaki pandemiden ya da savaşlardan kaynaklanan bir sıkıntı yaşanıyor. Herkes kendi canının derdine düştü. Biz de bu sıkıntıdan ülke olarak etkileniyoruz elbette. Ama bakın iş adamları, sanayiciler, tüccarlar, bunlar kredi bulmakta zorluk yaşıyorlar. Zorluk yaşıyorlar. Bulanlar da %35-45 faizde kullanmak durumunda kalıyorlar. Ama bundan bir tane istisna var. Türkiye'de başka çiftçi kuruluşlarının da çiftçileri var. Onlar faydalanamıyorlar. Sanayici, iş adamı, tüccar faydalanamıyor. Ama Kayseri Şeker'in çiftçisi en üstte tutuluyor. En üstte. Birbirlerine doladıkları bir olay. Bayrampaşa arsası. Bayrampaşa'da bir arsa vardı. Bayrampaşa'daki arsa Konya Şeker ile Kayseri Şeker'in ortaklığında olan bir arsaydı. Daha önce Amasya Şeker de varmış. Kayseri Şeker Amasya'nın payını almış. Kayseri Şeker'in payı 3/2'ye çıkmış. Konya'nın payı 1/3. Şimdi Konya dedi ki bu burayı biz satalım. Önce biz proje geliştirelim dedik. Konya dedi ki bizim paraya ihtiyacımız var, satalım dedi. Şimdi ortağın rızası olmadan ne yapılabilir? Proje yapılamaz. Dedi ki peki satalım. İhaleye çıktık. O günün şartlarında yalnız ihaleye çıkmadan önce araştırma yaptık. Benim Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz çalışmıştım var. Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlara sordum. Bu arsayla ilgili sizin kanaatiniz nedir diye. Bana dediler ki başkanım bir an önce bu arsayı elinden çıkarırsan iyi olur. Yoksa İstanbul'da depremden dolayı deprem toplanma merkezleri oluşacak. Burası 40 dönümlük bir arazi. Buraya Bayrampaşa Belediyesi göz koymuş durumda. Sen bir an önce burayı satarsan değerinde satmış olursun, yoksa elinden gider belediye buraya el koyabilir dedi. Arkadaşlar, arkadaşlarım ismi bende mahfuz. Biz onun üzerine kalktık, Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın yanına gittik, biraz nabız yokladık. Yani o söylenenlerle ilgili biraz işin doğrusu kanaatimiz kesinleşti. Onun üzerine dedik ki burayı bir an önce satalım dedik ve o günün şartlarında 160 milyonu bize, 80 milyonu Konya'ya olmak üzere 240-250 milyon, küsuratını şu anda tam net söyleyemem belki, 250 milyon bedelle sattık. Onunla da aslında işte o biriken borçlar vardı ya, Kayseri Şeker'in biz geldiğimizde önce 700 milyon sonra arkasından Tansu'dan kaynaklanan bir ceza, Tansu'dan dolayı kaynaklanan bir ceza ne kadar? 49 milyon. C şekerini A şekeri diye satmışlar ne kadar? 58 milyon küsür. Onlar da çıktı 800 küsür milyona çıktı Kayseri Şeker'in biriken borcu. Kayseri Şeker'in cirosu 600 milyon bile değildi. Borcu, biriken borcu 800 küsür milyon. Şimdi Kayseri Şeker'in cirosu bu sene ne kadar biliyor musunuz? 4,5 milyar. Eğer biz Kayseri Şeker'in borcundan daha fazla, cirosundan daha fazla borçlanacak olsaydık 5 milyar borçlanmamız lazımdı. Battı, öldü, bitti denilen Kayseri Şeker'in şu anda ne kadar borcu var biliyor musunuz? Bakın çiftçimize 1 milyar 250 milyon lira avans vermemize rağmen Kayseri Şeker'in şu andaki borcu 1 milyar 300 milyon. Yani çiftçiye verdiğiyle bankaya borcu birbirine denk. Yani 5 milyar 6 milyar
o günün hesabına göre borç, eğer borçlu olarak addedilecekse 5 milyar 6 milyar borçlanması gereken Kayseri Şeker 1 milyar 300 milyon borcu var. Şimdi kalkmışlar bu Kayseri Şeker'e işte iftira etmeye devam ediyorlar. Maalesef işte Bayrampaşa arsasıyla ilgili durum da böyle. Kayseri'de polis ekiplerince Batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MG ve BN isimli kişilerin Kayseri'ye Batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda şüphelilerin kullanmış olduğu araç tespit edildi ve takibe alındı. Yapılan operasyonda ise piyasa değeri 4 milyon lira olan 7 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri'de mescitten çanta çaldığı tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Bir mescitte meydana gelen çanta çalınması olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi belirlenerek gözaltına alındı. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Bölgesel Amatör Lig 6. grup ekiplerinden Talas Gücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Lacivertler yeni sezon hazırlık döneminde ikinci hazırlık maçını dün Nevşehir'de oynadı. İlk hazırlık maçında Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Erciyes Esen Makina FK ile 2-2 berabere kalan Talas Gücü Belediyespor, ikinci maçında ise Bal ekiplerinden 1957 Ünye Sporu Oğuz Saltabaş ve Ramazan Taş'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.